Merhaba arkadaşlar, Teknofelaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz paket açacağız. Şu şekilde levelimi göstereyim. Hesabım 44 level olduğu için bayağı da bir paket birikti. Hemen bir kadromu da göstereyim isterseniz öncesinde. Şu şekilde bunların çoğu paketlerden çıktı. Paketlerden çıkıp kullanmadığım futbolcuları satıp bunları aldıklarım da oldu. Bu tarz bir kadro yapabilmek için öncelikle paraya ihtiyacımız var ve leveli ne kadar yükseltirsek o kadar da paket geliyor arkadaşlar. Hemen şuradan öğlerden. Bunlar henüz almadıklarım. Şunu alabiliriz. Burası da bu şekilde şu an elimde olan paketler arkadaşlar. Ben bunları sırayla açacağım. Bakalım neler gelecek. Öncelikle Turkish Club Star 83'lük paketi açıyorum. Gönül Müstera isterdi ama gelmedi tabii ki. Çaçara geldi. Şu an kalemde Müstera eksik. Taraftan gelsin istiyorum ama çok gelecek gibi gözükmüyor. 80 üstü bir oyuncu gelecek. Live paketlerinden. Bakalım kim geliyor. Eden Hazard geldi. Şöyle 82 üstü World Hero Debut paketi açıyorum arkadaşlar. 82 üstü bir oyuncu gelecek. İngiliz bir forvet. Michael Owen geldi. Owen zaten bende vardı diye biliyorum. Evet arkadaşlar, şurada 70 üstü 3 tane oyuncu paketi açıyorum. 76'lık, 72'lik ve 73'lük, gördüğünüz gibi paraları çok da yüksek değil. Ben bunları birleştirmede de kullanamıyorum arkadaşlar. Çünkü çok kaliteli değiller. Şu 4 paketi de açıyorum. Bunlar da kötü futbolcuların olduğu paket. Evet, gördüğünüz üzere 1K'lık, 1,5K'lık oyuncular. 4 tane 75 üstü oyuncu var. Onları da açıyorum. Gümüş paket diye geçiyor arkadaşlar. Güzel bir futbolcu geldi. Benzema geldi. Ama gördüğünüz gibi değeri de çok yüksek değil yine. Son 3 paketim arkadaşlar. Yine World Hero Debut paketleri. Oradan da yine çok güzel oyuncular gelmiyor. Paketlerde hüsrana uğradık diyebilirim. 175 bin geldi. Bu da yani 300 bin ile 10 milyon arası diyor. 400-450 bin ya geliyor ya gelmiyor. İki tane paketim var. İkisini de açacağım. Birinden 400, birinden 350 geldi arkadaşlar. Burada yeni seviye anahtarı diye bir şey var arkadaşlar. Mağazadan bunu bulalım ve onu alalım arkadaşlar. Şuradan paketlerin içinde var mıdır? Yok. Sarf edilebilir. Şurası arkadaşlar. Bunu gördüğünüz üzere sıfır alıyoruz. Ürünlere göz atlıyorum. Buraya geldi. Aldım. Öğlenin içine geçti. Bakın burada 10 tanesi böyle bir paket açabiliyor. Paketin içinden 75'lik, 80'lik Silver Gold oyuncular. 2 milyon BP oyun parası. Bir de World Hero Debut paket var. Bunlardan bir tanesi gelecek arkadaşlar. Paketi aç diyorum. Biz tabii ki parayı isteriz ama para gelmedi. Oyuncu geldi. Oyuncuyu da hemen açalım. Hiç bekletmeyelim. Yine bir para etmeyecek oyuncu geldi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere artık elimde paket kalmadı. Buradaki tekrar 10 olunca yeni bir paket açacağım. Buradaki simülasyon fişlerini de ligde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben genelde fantezi takımdan oynuyorum ama normal oynarsanız orada da kullanabilirsiniz. Paketler buradan geliyor arkadaşlar. Bakın hedeflerden, görevlerden. Bunları tamamladıkça şuradan bu şekilde
paket kazanacağız. Paket kazanıp paket açacağız ve bu şekilde kadromuzu güçlendireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere haftalık giriş olarak burayı da tamamladım. 10 maç daha yaparsam bu paket gelecek. Haftalık giriş ödüllerini 3 sefer tamamlarsam bunları almış olacağım ve bu da yine çevrimiçi oyun süresi 7 gün boyunca bunları tamamlayarak bu paketleri alabilirim arkadaşlar. Buradan da tüm ödülleri toplayarak yıldız puanını kazanıyoruz arkadaşlar. Yıldız puanlarımız arttıkça da mağazada şurada görüyoruz. Yıldız jetonlarını, yıldız puanlarını burada tekrardan kullanabiliriz arkadaşlar. Hazır başlamışken ben şöyle oyuncu kaydetme diyorum. Oven bende vardı dedim ama şöyle bir bakalım neredeymiş. Evet, burada bakın şuradan o gelenle aynı durumda. Birleşir mi? Şüpheli ama ben şansımı deneyeceğim. Çaçara'yı vermeye değer mi? Şimdi kanat olarak Çaçara da çok güçlü, kaliteli bir ayak ama orada Omar Abdülhabi var. O yüzden ben Çaçara'yı yakma pahasına harcayacağım. Omar'ı yükseltebileceğiz mi? Yükseltirsek çok bir kazancımız olmayacak. Ben sadece artı ikili futbolcularla oynamak için deniyorum ve yükselttik arkadaşlar. Başarılı bir yükseltme oldu. 3.6 idi. 3.6'nın üstüne 3.6'lık bir oyuncu daha verdim. Üstüne de 1 milyon verdim hemen hemen. Şurada yükseltilen oyuncuyu koru diye bir seçenek var. Ama tıklanmıyor. Tamam. Beş tane oyuncu seçebiliyorsunuz maksimum arkadaşlar. Sarf oyuncusu satın al diyerek buradan oyuncu satın alarak yükseltebilirsiniz. Ama şuna dikkat edin arkadaşlar. Oyuncu her zaman yükselmiyor, patlayabilir. Bir ile biri birleştirmek kolaydır. Ama 2 ile 1 birleşmesi bazen zorlayabiliyor. Ona göre futbolcularınızın da hepsi artı ikilik futbolcular kullanırsanız sizin için daha iyi olacaktır. Oyun kolumu düşürdüm bu arada. Şimdi gördüğünüz üzere kadromun değeri de artmıştır zaten. Oven 6,5 milyon oldu. 3.600'du. Buradaki futbolcular da kullanmadıklarımı zaten satacağım. Paket açılımı yaptım. Oyuncu yükseltmesi yaptım. Kadro kurmayı gösterdim. Transfer pazarından oyuncu satın alıyoruz bu şekilde. Şuradan arama yaparak istediğimiz değerdeki oyuncuları alabiliyoruz. Mesela ben Feguli benim şu anki en yüksek değere sahip oyuncum. Parasal olarak da öyle gözüküyor ama şuradaki genel puandan kastediyorum ben. Ondan sonra da Babel'le Luyendam'a geliyor. Tabii bu futbolcu aldığınız zaman gücü 88 olabilir. Artı 4 ya da 5 level uyum sağlamasıyla geliyor arkadaşlar. Bir de aynı takımdan 10 tane futbolcu yaparsanız 11 tane futbolcu veya aynı ligden diyebilirim. Hemen hemen artı 2 artı 3 de oradan geliyor arkadaşlar. Böylece futbolcuların değerleri güçleri yükselmiş oluyor arkadaşlar. Tabii bir de artı 2 mevzusu var. Artı 2'den artı 2 yaptığınız futbolcular da gördüğünüz gibi 85 yerine 86 oluyor. Artı 3 yapmayı başarırsanız 87 olacak. Bu şekilde yükselerek gidiyor ama tabii artı 8, 9, 10 hemen hemen herhalde oyunun ilk 2 senesinde. 2 sene demeyeyim. Para harcayanlar bunları deneyecektir, bunları yapacaktır ama ilk 2-3 ayında bu tarz artı 8'lik, 9'luk futbolcuları
paketten çıkmadıysa bulmamız biraz zor arkadaşlar. FIFA Online 3'ten hatırlarız. Bu futbolcuları artı 8 yapmak için bile kaç tane futbolcu yapıyoruz? Kaç tane futbolcu telef oluyor. Yani biraz amiyane bir tabir olacak ama telef oluyor. Burada anlatacağım başka bir şey yok. Şuradaki antrenmanlardaki temel becerileri tamamlayın. Oyuna biraz daha hakimiyet kazanıyor. Şu an ekibimin değeri 71 milyon EP ve BP olmuş arkadaşlar. Stadyumu da şuradan mesela ben bir sonraki stadyuma geçebiliyorum artık. 40 level olmam gerekiyordu. Geçemiyordum daha önceden. Şu şekilde göstereyim. Benim stat burasıydı. Ve 15.000 kapasiteye sahipti. Old Trafford var. 75.000 kapasiteye kadar yükseltebiliriz. Anfield var. Paris Saint-Germain'in stat. Şöyle bakıyorum. Statlara da bir göz gezdiriyorum arkadaşlar. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ya da Beşiktaş'ın stadını göremedim. Ben şöyle bir bakayım. Şu 3 staddan birini alacağım ama hangisini alırım? Old Trafford'u tercih edeceğim sanırım. Burayı da ana stadyum olarak değiştireceğim. Level 2'ye de yükselteyim arkadaşlar, hazır başlamışken. Param yetiyor mu? Yetiyor. 3'e de yükselteyim, böyle kalsın. Daha fazla zaten taraftarda geleceğini zannetmiyorum. 40 bin kişiyi nereden bulacağız? Şöyle de bir bakalım. Taraftarın memnuniyeti 75 bin bölü 10 bin. Yani 10 bin kişi maça gelecek. Ben 40 bin kişilik stat yaptırmışım gibi bir şey oldu. Son yükseltmeye gerek bile yokmuş aslında. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. FIFA Online 4 serisi bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şurada kullanıcı adımı görüyorsunuz. Teknofelaket şeklinde şuradan arama yaparak ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz zaman maçları da özel maç bölümünden yapabiliyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.